Hepinize selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık Haziran ayına girdik ve yavaş yavaş Haziran'da da görüşeceğiz dediler ya. Brawl Talk'un nefesini hissetmeye başladık, heyecanına kapılmaya başladık ve doğal olarak sosyal medya üzerinden arkadaşlarımızdan oyun liderimiz Frank ve topluluk yöneticilerimiz Dani ve Paolo'ya giden sorular var ki arkadaşlarımız yeni güncelleme ile alakalı ipuçları arıyorlar ki gündem gerçekten çok yoğun, inanılmaz sorular var. Mesela bu kutulardan karakter çıkmıyor, yıldız gücü aksesuar çıkmıyor. İşte bu konuşma Frank'in dikkatini çekti. Frank bu konuya bir açıklık getirdi arkadaşlar. Yani kutulardan neden karakter çıkmıyor veya çıkmıyor mu? Azaltıldı mı kutulardan karakter çıkma oranı gibi? Frank buna güzel bir cevap verdi. Onun dışında dikkatinizi çekecek biliyorum. Yani çoğu arkadaşımız bana da soruyordu bu soruyu. Tabii ki ben bilemem ama oyun liderimiz Frank bu soruya net bir cevap verdi. Anka Crow seven arkadaşlarımız bence bu videoyu sonuna kadar izlesinler. Çünkü Anka Crow remodelle alakalı Frank ilginç bir cevap verdi. Dikkatimizi çeken bir cevap verdi arkadaşlar. Ve Haziran güncellemesinde bu pinleri değiştirme olayı var arkadaşlar. Yani pinleri satın alıyoruz ya, bu pinleri birbirlerimize takas edebilir miyiz şeklinde, işte bu ve bunun gibi birçok soruyu şimdi sizlerle beraber cevabını alacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir tane like atarsanız, bu tarz haber videoları, gizem, detay, teori zaten hepsi yapıyoruz ama bu tarz haber videoları da biliyorsunuz ki güncelleme zamanları oldukça dikkat çekiyor. Yani haber videolarının devamını isterseniz de bir tane like atıp kanalda ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlayalım ki bu soru çok ama çok fazla sorulan bir soruydu ve gerçekten buna birinin cevap vermesi gerekiyordu. Oyunun en yetkili isimlerinden Frank buna son noktayı koydu. Yani kutularla alakalı durum. Arkadaşımız burada demiş ki Brawl Pass'ten sonra büyük kutular neredeyse hiçbir şey içermiyor. Yani büyük kutulardan ne kadar açarsan aç hiçbir şey çıkmıyor şeklinde arkadaşımız soruyu sorduğunda ve sonunda da şöyle bir şey eklemiş. Yani bunu benim dememe gerek yok, siz de anlayabilirsiniz şeklinde Frank'e soruyor. Frank de buna aslında çok ama çok net bir cevap veriyor. Frank diyor ki kutuların en son değişikliği kromatik savaşçıların tanıtımıydı diyor. Ondan sonra kutulara ellemedik, ayarlarına hiç dokunmadık. Yani kutulardan bir şey düşme oranı falan bunlarla alakamız yok. Hiç dokunmadık bunlara diyor. Ama yaptığımız tek değişiklik Brawl Pass ilk sezonda Gale'ın gelmesiyle beraber kromatik savaşçıların da eklenmesi. Yani kutulardaki tek değişiklik bu. Yani doğal olarak Supercell'le alakalı değil, oyunla alakalı değil. Dokunmadıklarını zaten Frank buradan söylüyor. Tabii ki de yine yorumlar size kalmış arkadaşlar. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şahsen yakın zamanda ben büyük kutudan çıkartmıştım herhalde. Yeni gizemli savaşçı Squeak 2'de büyük kutudan çıkarttım diye hatırlıyorum ben. Gelelim herkesin ilgiyle, merakla beklediği soruya. Anka Crow'a remodel olacak mı şeklinde arkadaşlarımız Frank'e sormuş. Frank'e demiş ki arkadaşımız, Anka Crow kostümünde yeniden çalışma olma ihtimali var mı? Yani remodel yapılacak mı? Çünkü bu her güncelleme neredeyse sorulan bir soru. Bilmiyorum Anka Crow'u seven arkadaşlarımız var mı ki gerçekten oyunun en güzel kostümlerinden birisi ve en eski kostümlerinden birisi yanılmıyorsam. Yanılıyorsam eğer düzeltin beni tabii de. Frank buna çok güzel bir cevap verdi. Frank dedi ki evet, yapmak istediğimiz bir şey. Yani Anka Crow'a remodel olacak arkadaşlar. Tabii ne zaman olacak? Yapmak istediğimiz şey bu derken ne zaman geleceği konusunda Frank bir şey söylememiş ama Anka Crow'a bir remodel olacağını açık açık Frank burada en yetkili isim olaraktan bizlere haber vermiş. Şimdi diyelim ki siz 1. ve 2. sezonun Brawl Pass'lerini almadınız. Doğal olarak belki elinizde Gale ve Surge de olmuş olabilir ama orada sezon özel, Brawl Pass özel kostümü doğal olarak almadığınız için elinizde yok. Peki siz ilk 2 sezon veya herhangi bir sezonu almadıysanız o kostümü geri alabilecek misiniz veya da oradaki pinleri alabilecek misiniz? İşte arkadaşımız demiş ki burada 1 ve 2. sezon Brawl Pass'lerini almadım. Gale ve Surge kostümleri geri gelecek mi veya pinlerini alabilecek miyim diye. Frank zaten bunu çok ama çok fazla kez cevapladı. Oradaki skinler sezon özeldir. Yani skinler ve pinler özeldir. Bu kostümler ve pinler bir daha oyuna gelmeyecek. Tabii ki Brawler'ların kendilerine ait pinleri var, onlar alabilirsiniz ama o sezon verilen pinlere ve kostümlere bir daha ulaşamayacaksınız. Zaten orada da Brawl Pass alanların bir ayrıcalığı gibi oluyor. O sezona özel, o sezonu yaşamış insanlar gibilerinden. Yani arşive kaldırılan skinler ara ara yılda bir geri geliyor ama
bu kostümler bir daha gelmeyecek. Yani o sezon özel. Alamadıysanız artık alma şansınız yok ne yazık ki arkadaşlar. Evet, gelelim arkadaşımızın bu pin takası sorusuna. Yani açıkça söylemek gerekirse bu takas konusunda karakter takasları, onun dışında bağış sistemleri veya işte bu takas konusunda birçok şekilde yöneticilerimiz, yani topluluk yöneticilerimiz Dani ve Paola'ya, Frank, oyun liderimiz Frank'e çok fazlasıyla soru gidiyor. Ama bu kez bu pin takasıyla alakalı ilk defa ben böyle bir soru gördüm. Yani kostüm takası, karakter takası gördük ama pin takası, özellikle arkadaşımız demiş ki Haziran güncellemesi arkadaşlarımızla pinlerimizi değiştirme gibi bir durumumuz olacak mı? Özellikle Haziran güncellemesini işaret etmiş arkadaşımız burada. Buraya dikkat etmenizi istiyorum çünkü yani Haziran güncellemesinde olacak mı diye sorduğunda Frank de demiş ki hayır şu anda planladığımız bir şey değil. Bakın hayır şu anda planladığımız bir şey değil. Yani sezon özel gösterdiği için arkadaşımız diyorum. Belki ilerleyen zamanlarda bu olabilir ama şu an için planladığımız bir şey değil diyor. Tabii ilerleyen zamanlarda ne olur ne biter bilmiyoruz. Onu zaman gösterecek ama Frank net bir şekilde de hayır dememiş. Yani hayır şu an için düşünmüyoruz ama belki ilerleyen zamanlarda düşünebiliriz. Çünkü bazen net cevapları var. Evet veya hayır deyip Frank kesip birden atıyor. Yani konuya son noktayı koymuş oluyor. Yani ben buradan sanki ilerleyen zamanlarda belki olabilir ama çok da emin değilim. Yani sonuç olarak Frank'in söylediği bir söze göre de olacak demek de çok yanlış olur. Frank burada düşünmediğini söylemiş zaten. Gelelim son olarak topluluk yöneticimiz Paola'ya gelen ilginç bir soru. Hatta arkadaşımız burada Frank'i, Paola'yı ve Dani'yi etiketlemiş ama Paola cevap vermiş. Arkadaşımız burada demiş ki lütfen oyuna üçlü hesaplaşma getirin. Arkadaşlarımızla üçlü hesaplaşma oynamak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak Paola'nın cevabına geçmeden önce ben şöyle bir kendi fikrimi söyleyeyim arkadaşlar. Yani hesaplaşma, tek hesaplaşma, çift hesaplaşma ve 3 ve 3, üçlü hesaplaşma gibi bir durum sizce bizim oyunumuzda nasıl olurdu? Zaten savaş topu, ödül avı, kuşatma, elmas kapmaca bunlar 3 ve 3 modlar olduğu için ki yeni gelen knockout modu. Yani hesaplaşmanın da üçlü olması sanki biraz da heyecanı yitirir mi? Oyunun süresi konusunda yani öldürdüğü zaman İki kişinin daha ölmesi gerekiyor diğer arkadaşımızın dirilmemesi için. Veya birisini öldürdüğün zaman geri dirilme zamanının çok çok fazla olması gerekiyor. Yani oyunun durumuna aykırı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki sizlerin bu konudaki düşünceleri neler? Onları da merak ediyorum. Onları da lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ama Paola da zaten benim gibi düşünecek ki öyle bir cevap veriyor. Paola demiş ki bu gerçekten harika olurdu diyor. Yani çift hesaplaşmanın yanına bir de üçlü hesaplaşma gelse harika olurdu ama benim için knockout gibi 3 ve 3 modlar daha ilginç, daha heyecanlı olabilirdi. Hesaplaşma için bu kadar çok varyasyona sahip olmak, yani hesaplaşma haritaları için bu kadar çok varyasyona sahip olmak ve 3 ve 3. Az önce de dedim ya, savaş topu, elmas kapmaca, ödül avı, yani bunlar zaten varken hesaplaşmaya da bunu getirmek oyunu çok tekrara iter. Yani çok tekrarlanmış oluruz. Tekrarlayıcı olacağı için de insanlara daha sıkıcı gelebilir demiş Paola. O sebeple yani 3 ve 3 hesaplaşmada üçlü hesaplaşma çok ama çok zor ki ben olabileceğini hiç tahmin etmiyorum arkadaşlar. Tabii ki yeni oyun modları illaki gelecektir ama 3 ve 3 biraz daha konuya aykırı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu konuda yine sizlerin fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi sezonumuzun bitmesine de artık 20 gün 18 saat var. Yani bu tarz haber videoları, detay ve teori videoları şu sıralar daha sık olacak ki doğal olarak yeni sezonla alakalı şu an için aklımızda elle tutulur, gözle görülebilir tek bir düşüncemiz var biliyorsunuz ki. O da olur olmaz bilmiyoruz. Yani o da bizi Colette'in Supercell Mac kampanyası kostümünün tanıtılmasından sonra da o kampanyanın duyurusunun yapılmasından sonra hatta o kostümün 30 Haziran'da kazananın açıklanmasından sonra da bizi de bir araya düşürdü. Böyle yani iki tarafa gidiyoruz geliyoruz gibi bir durum oluyor. Yani kafamız gerçekten çok karışık. Brawl Stars'da ben şu zamana kadar bu kadar sıkı detay veya teori alamadığımız bir sezon hatırlamıyorum. Yani alamadığımız için bekliyoruz. Belki alamadığımız için daha sağlam, daha güzel bir teori gelebilir diye de bekliyoruz aslında. Gözümüz bir yandan da VKBRL yayınında. Yani bilmiyoruz arkadaşlar tabii yeni sezonla alakalı neler olacaktır ama artık şu sıra
sıralar detayların, mesajların bol olacağı zaman dilimine girmiş durumdayız. Artık Haziran ayındayız. Haziran'da görüşürüz demişlerdi. Bakalım 7. sezon bizim için nasıl olacak? Bu arada sanki daha dün 6. sezona başlamış gibi bir sezonun ne kadar hızlı bittiğini gördük arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu zaman zarfı artık Brawl Talk'a kadar bu konuların üzerinde duracağız. Hem haber, hem detay, hem teori, hem gizem, bunların üzerinde sizlerle beraber burada olacağız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.